Çekil çekil çekil, geliyorum geliyorum geliyorum. Hanımlar beyler, herkese yeni bir videodan daha tekrar merhabalar. Bugün çocukluğumuzda seyrettiğimiz o muhteşem filmdeki arabanın içine girdim. Gerçekten kendimi süper hissediyorum. Geleceğe Dönüş filminden bir araba. Evet, Rusya'da. Hanımlar beyler, Rusya'dan Cem Kıran kanalından herkese tekrar merhabalar. Bugün çok güzel bir müzeye geldik ve sağ olsunlar müze ekibi bana kapılarını açtı. Bu güzel araçları sizlere gösterebilmem için. Evet, şimdi Geleceğe Dönüş filminden tanıdığımız aracı yakından şöyle bir size çekeyim. Buyurun. Evet efendim, aracın içini çok merak ediyorsunuzdur muhtemelen. Şöyle koca mabadımı arabanın içine sokmaya çalışayım. Sevgili dostlar, yanlış hatırlamıyorsam Kuzey İrlanda'da üretilen bir araçtı. Dolerin zamanında üretildiği zaman kimsenin almak istemediği bir araç. Ama gelin görün ki bir filmde kullanıldı ve ondan sonra da meşhur oldu. Aracın içi aslında çok hoş duruyor ve çok geniş. Şöyle tabii ki alçak olmasının sebebi sportif amaçlı üretilmiş olması. Yalnız cam mam gerçekten iğrenç, hiç kullanışlı değil. Bu arabada arkadaşlar ileri 5 vites bir şanzıman var. Ondan sonra da şöyle havalandırma ekipmanları, görüyorsunuz düğmeleri elle şey yapılıyor, idare ediliyormuş. Şöyle de yani kıytırıktan bir tane teyp koymuşlar. Kadranlar güzel duruyor. Bayağı bir geniş. İşte burada yağ sıcaklığı, akü voltajını ölçen bir kadran var. Yağ gösteren, aynı zamanda da işte benzinli gösteren. Çok fazla kurcalamak istemiyorum. Şurada çok değişik havalandırma boruları geliyor. Aynı şekilde burada da var sevgili dostlar. Koltuklar basık. Arka tarafta tabii ki yer yok. Kapı çok orijinal ve her zaman şöyle bir kapıyı kapatmak istemişimdir. Bu arada çok hafif, yani öyle ağır bir kapı değil. Aynı zamanda kapının üstünde de camları açıp kapamak için böyle şeyler var, tuşlar var. Şöyle. Vay be. Adamlar zamanında neler neler yapmış. Diğer yandan burada bir tane tuş var arkadaşlar. Aynaları sağa sola çevirebiliyorsunuz. Yani zamanına göre çok iyi bir araç yapmış adamlar. Ama satılmamış. Çıkması bile zor yalnız ha. Göbekli mübekli zenginseniz hiç alınmaz bu araç. Arkadaşlar araç antika diye sınıflandırıldığı için her yerini açıp kapatamıyorum tabii ki. Şöyle arka tarafta motor var. Motor kısmını da çok güzel yapmışlar. Ön tarafta ben bir yerde görmüştüm. Ön tarafı açıyorsunuz bagaj. Fakat şu kadar bir mesafesi var. Yani oraya bir tane bavulu zar zor sığdırırsınız diye düşünüyorum. Yan tarafta da değişik bir sarı araç var. Değişik dediğime bakmayın aslında. Kendisi bir Lamborghini arkadaşlar. Lamborghini. İtalyanların Lamborghini P111'i. Onun da içi gerçekten basık ama iç tarafı çok geniş. Yayla gibi bir araba yapmışlar sevgili dostlar. Yan tarafında şurada köşede bir tane seri numarası yapmışlar Lamborghini'ye. Efendime söyleyeyim, şöyle içini elimizden geldiğince göstermeye çalışalım. Hatta şöyle kapısını açalım sizlere. Her aracın içine tabii ki binmeyeceğiz. Sonuçta bu araçlar antika diye sınıflandırıldığı için istemeden bir zarar verebiliriz. Ne bileyim işte. Koltuğunu yırtarız falan. Kapı da bayağı bir tok yalnız ha. Bayağı bir tok ses çıkartıyor. Şimdi gene bir gün sevgili dostlar Sovyetler Birliği'nde geziyoruz. Dedim bir araba alayım kendime. Şöyle kırmızı bir tane Moskviç aldım. Şaka bir yana sevgili dostlar, çok güzel bir Sovyet köşesi yapmışlar. Fakat Sovyet klasik araçlarını bu videoda göremeyeceksiniz. Daha sonra çekeceğim çünkü muhteşem bir Sovyet araçları koleksiyonu var burada. Onu bir sonraki veyahut da bir iki video sonra açacağım. O yüzden
kanalı takip etmeyi unutmayın. Şimdi Rolls Royce'ları falan çekeceğim, göstereceğim. Şöyle Mercedes'ler, BMW'ler var. Muhteşem bir gezi olacak. Hadi devam edelim. Evet babalar, geldik İngiliz mucizesinin yanına. James Bond filmlerinden de bildiğiniz bir tane Jaguar Roadster. 1954 yılında üretilmiş bu Roadster'lar sevgili arkadaşlar halen muhteşemliğini koruyor. Sizin için 50 mi? Bakın. Wow. Kızı tarih kokuyor. Normalde yanına yaklaşmam bile yani gerçekten benim için bir şans. Çok fazla anlatılacak bir araç değil aslında bu sevgili dostlar. 6 silindirli bir araç. 180 beygir bir güç üretiyor. 200 kilometre zamanına, yani 1954 yılına göre muhteşem bir hız aslında bu. Tabii Jaguar'ın yanına bir de şöyle Aston Martin koymuşlar. 8 silindirli bir canavar, benzin düşmanı ve bu araçlar yüzünden inanın petrol savaşları çıkmıştır yani. Ulan bununla benzin yetiştiremezsin baba. 8 silindir ne zamanına göre? 1977'de yapılmış bir de bu araçlar. Kırmızı, hafif rengi sanki solmuş zamanla tabii ki. Belki eskiden ilk çıktığında fabrikadan böyle daha bir kırmızıydı büyük bir ihtimalle. Ama çok iyi korunmuş. Hella farlar da takılmış. Hoş duruyor. Üstü de açılıyor aynı zamanda. Ve içi tamamen deri döşeme. Tabii ki spor bir direksiyona sahip. Şuradaki espri çok iyi. Şöyle bir tane silikon çörük yapmışlar. Neden yapmışlar onu bilmiyorum. İçine girmek isterim ama gerçekten araçlara çok fazla zarar vermek istemiyorum. Bir de içine girilecek araç var, girilmeyecek araç var, takdir edersiniz. Abi ben bu aracı gördüğümde dedim ki 2000 model falan. Bu araç 1967 model sevgili dostlar. Ford Mustang. Bu aracın şimdi içine gireceğim sizler için. Sizler için değil aslında, kendim için de gireceğim. Çünkü ben hiç girmemiştim Mustang'in içine. Fakat şuradaki espriyi de görün istiyorum. Diyor ki babacım diyor, bak diyor, ben diyor hayvan gibi benzin yerim. Kapağını da belli ediyorum diyor. Şöyle bir tane benzin kapağı var. Arka tarafı da çok güzel duruyor. Ve şurada da bir tane Cobra logosu var sevgili dostlar. GT600 diye Shelby. Tabii Mustang Shelby. Kapıyı açacağım. Şurada özel bir düğme yapmışlar sevgili dostlar. Böyle çekmeli değil bu. Basıyorsunuz. Efsane ya. Kapı yalnız var ya, hayvan gibi. Hayvan gibi bir kapı. Ve şöyle Parogi dediğimiz aslında arka aracın. Çok güzel duruyor. Metal. Bakın. Çok güzel bir şekilde yapmışlar. Burada kapıyı açmak için bir kol. Ve şuradaki aslında beni bitiren yerlerden bir tanesi şu espri sevgili dostlar. Buranın içinde muhtemelen kolon var. Ve süper abi, yani fazla kelimeye gerek yok. Egzoz çıkışı da burada sevgili dostlar, bakın. Şurada egzoz çıkışı. Lastikler zaten ayrı bir efsane. Şimdi hem kendim için hem de sizler için hem 50'yim hem de hissedeyim bu arabayı sevgili dostlar. Tabii ki koltuk mesafesi herhalde kendilerine göre ayarlamışlar. Abi aracın içi kokuyor. Ve tarih kokuyor. Yani tarih kokuyor dediğim zaman anlarsınız ne demek istediğimi. Aracın şu direksiyonu sevgili dostlar ahşap. Şu bir metal. Yani öyle dandik metal falan değil yani. Ciddi ciddi metal. Çok kaliteli bir metal kullanmışlar. Şu kadranların güzelliği muhteşem. Vites. Ya vitesin üstünde şurada bir tane düğme var. Ne düğmesi bilmiyorum. Ama şuraya nitro takmışlar. Belki sonradan eklenmiştir. Belki de süs amaçlı, bilmiyorum. Hani dekoratif amaçlı. Şurada Shelby'ye özel bir tane teyp. Üstü mika veyahut da cam karışımı bir şey sevgili dostlar. Şuradaki hava çıkış tünellerinin kapakları bile
çok orijinal duruyor. Aynı zamanda yolcu tarafında ve bu taraftaki hava çıkış tünelleri çok orijinal duruyor. Burada da sevgili dostlar sıcaklık ve soğukluk için kolları koymuşlar. Yani aracın direksiyonu muhteşem. Koltuklar çok iyi. Bu arada burada da sis farlarını yakmak için güzel böyle hem dekoratif duruyor hem de araca yani sportif bir hava katması için şuraya kırmızı düğmeler koymuşlar. Sanki bastığınız anda atom bombaları çıkacakmış gibi böyle. Abi çok fena. Yalnız aynalardan çalmışlar. Aynalar çok küçük tabii ki. Aynaları da ona göre yapmışlar. Şöyle dikiz aynalarını. Hoş duruyor. Tavan kumaşı bile apayrı bir güzel. Ama koltuk çok güzel kavruyor vücudunuzu. Ne diyeyim? Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Hadi devam edelim. Yine bir gün işte gidiyoruz Rolls Royce'la baba. Lastik patladı, ne yapacağız bilmiyoruz. Ama sene 1958. Her yer ahşap, arabanın içi ahşap. Acayip bildiğim verdik kokuyor arabanın içi. Kocaman eşek kadar bir direksiyon. Hayvan gibi bir motor. Önümü görmüyorum o derecede. 2 metre şey mi olur arabada, kaput mu olur abi? Şaka bir yana arkadaşlar. 1958 Rolls Royce'un içindeyim. Her yer dediğim gibi ağaç kokuyor, vernik kokuyor ve koltuklar inanın bakın gece böyle uyursunuz, arabanın içi sıcaksa da 2-3 gün yatarsınız yani o derecede rahat. Artık içinde ne kullandılarsa kas düğümü var, yay mı var, ne var bilmiyorum ama araç dehşet güzel. Hayatımda ilk defa oturdum ve sizler için de elliyorum. Metali bile ayrı bir güzel. Şöyle gördüğünüz gibi Rolls-Royce Silver Wright. Efendim şöyle size içini göstermek istiyorum. Aracın içi yayla. Bildiğiniz yayla. Tabii ışık çok fazla olmadığı için tam manasıyla gösteremeyeceğim işte kadranları falan. Ama direksiyon falan muhteşem duruyor. Ve kokusu daha da muhteşem. Muhtemelen şu ortada, aracın tam ortasında şuradan bir cam çıkıyor sevgili dostlar. Ve arka taraf gördüğünüz gibi çok hoş bir şekilde misafirlerini, yolcularını karşılıyor. Yalnız şu koltuğun dip tarafında da birkaç tane düğme var. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Belki camı açıyordur. Belki aradaki camı kapatıp açıyordur. Onu bilemiyorum. Şimdi 1958 Rolls Royce'dan çıkıp yan tarafındaki Jaguar'a geldik. Jaguar da 1960'larda üretmiş. Bu arada şurada ön tarafından hemen size okuyayım sevgili dostlar. Bu Rolls Royce 6 silindir ve 4.8 motora sahip, 178 beygir güç üretiyormuş. Maksimum yaptığı hız o zamanın şartlarına göre 170 kilometre. Ve hayvani bir araç görüyorsunuz, ağırlık kim bilir ne kadardır, yazmıyor burada ağırlığı. Aynı zamanda şurada bir tane Bentley mevcut, Bentley Continental. Bu da 1961'de yapılmış, 8 silindir. 6.2 motora sahip, 200 beygir güç üretiyor. Bakalım hemen. İçi güzelse göstereceğim. Pek fazla bir şey yoksa. Vallahi Rolls Royce'da hemen hemen aynı gibi duruyor içi de. İçine şöyle bir bakalım. Bunun içi de aynı koku. Aynı koku dediğim nedir biliyor musunuz sevgili dostlar? Ahşapla derinin karışımı. Kapıda böyle hayvan. Gidelim. Şurada bir tane daha Rolls Royce var sevgili dostlar. Yalnız bu Rolls Royce Phantom.
1965 model 200 beygir ve 180 beygir güç üretiyormuş. Ben yanlış bir salaklık yaptım. Şoför kapısı burada diye gittim. Solda değilmiş şoför arkadaşlar. Sağ tarafta. Tabii ki Velika Britanya, yani İngiltere'de olduğu için sağa koymuşlar. Şöyle göstereyim sevgili dostlar. Burası daha ışıklı. Gel buraya kardeşim. Gel buraya. Şöyle kapıyı bir açayım. Hemen şöyle içini arkadaşlarımıza göster lütfen. Demin oturduğum Rolls Royce'den hiçbir farkı yok neredeyse. Yine çok güzel bir koltuğa sahip. Aynı zamanda şöyle kadranlar tam orta tarafta. Mini Cooper'da da yanlış hatırlamıyorsam kadranlar falan genelde orta tarafta. Artık ne esprisi var onu bilmiyorum. Şöyle arka koltukları çeker misin sana zahmet? Arka koltuk ve hemen ön tarafında, koltukların ön taraflarında kül tablası, saat, çekmece gibi çeşitli yerler yapmışlar sevgili dostlar. Şimdi sevgili dostlar, bu araçları İngiltere'de kimler kullanıyor? Kontlar kullanıyor, lordlar kullanıyor. Ben de efendim İstanbul Dükü'yüm. İstanbul Dükü'ne yani yakışmaz mı? Bizim dükümüz küçük mü? Diyerekten oh! Abi yeni alınmış kazak gibi kokuyor burası. Onu söyleyeyim. Yeni alınmış kazak gibi kokuyor. Burada çekmece. Ver ben çekeyim istersen, sana zahmet olmasın. Burada çekmece sevgili dostlar işte. Ondan sonra şöyle bir tane tutunacak yer yapmışlar. Şöyle orijinal saati tabii ki gördüğünüz gibi. Büyük bir ihtimalle quartz'tır o. Aynı zamanda burada bakın air conduction dediği havalandırma sistemini çalıştıran yerler var. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Ve diğer taraftan burada da bir çekmece tarzı yer var. Burada ise Rolls-Royce lüks araç olduğu için arka tarafa da bir radyo yerleştirmiş. Buradan şöyle görüyorsunuz, radyoyu değiştirebiliyorsunuz. Diğer taraftan sağ tarafta oturan kişinin yanına da şurada sıcaklık ve soğuk anlamına gelen bir yazı yazıyor İngilizce. Bunları çevirdiğinizde büyük bir ihtimalle sıcak hava, soğuk hava geliyordur. Aynı zamanda koltuğun hemen şu alt tarafında çeşitli düğme, iki tane. Diğer yandan şöyle, herhalde o ışıklandırmayla alakalı olabilir diyecektim ama değil. Burada da ışık var sevgili dostlar. Bir tane lamba yapılmış, gazetesini okusun diye veyahut da kitabını okusun diye insanlar. Ve diğer tarafta çok dikkatimi çekti. Burada bir tane anons şeyi var. Telsiz anons şeyi. Ne derler, mikrofonu. Ve burada şunlar nedir? Havalandırma mıdır, kolon mudur? Onu çözemedim. Daha doğrusu havalandırmaya benziyor. Çünkü tünel biçiminde yapılmış. Neyse buradan çıkalım. Ben öleceğim kokudan. Ve ters açılan kapımızı kapatalım. Burada şemsiye yok. Bazı arkadaşlar şemsiye sorabilir. Çok da güzel kapandı. Sevgili dostlar, 1958 ve 1959 iki tane Buick. Ben bu araçları Türkiye'de, İstanbul'da görmüştüm. Yani o zamana yetişmiştim. Daha tabii külüstür olmaya başlamışlardı. Ama burada yani bu yaşımda bunları görmek ve şimdi de içine binmek bana nasip olacak. Efsane arabalar. Şimdi arabalara mı biniyoruz? Tabii ki hayır. Şunlardaki buruna, efendime söyleyeyim estetiğe ve en önemlisi işçiliğe bir bakar mısınız? Hangisine binelim? Sağdakine mi? Soldakine mi? Ne dersiniz? 1958 Buick Series, Limited Series 700 arkadaşlar. 8 silindirli 300 beygir güç üretiyor. Şöyle ön tarafı muhteşem. Şuradaki baklava ızgaralara bakın. Çok efsane duruyor sevgili dostlar. Ve arka tarafı şöyle kuyruklu bir şekilde uzuyor. Bunlar beni benden oluyor genelde. Bu büyük bir ihtimalle çavuşun arabasıymış. Tabii şaka bir yana güzel bir amblem yapmışlar. Arka taraftaki şu kuyruk çok efsane. Aracın arkasını göstermek isterim ama şöyle aynadan alırsan sana zahmet. Çünkü tam göremiyoruz. Aracın arka tarafı da çok efsane duruyor. Tabii ki iç tarafı daha da bir güzel. Ama içine giremiyoruz. Neden? Kilitli. Ama gördüğünüz gibi şurada kıpkırmızı bir iç var sevgili dostlar. Deriden yapılmış komple her şey. Direksiyon kırmızı, ön taraflar kırmızı, deli duruyor. Şimdi bir tarafı bitirdik sevgili dostlar. Burası çok büyük bir müze.
Çocuklar için arabalar da var. Oğlana bir tane, kıza da bir tane araba alayım diyorum şuradan. Şöyle küçük, çarpışan arabaya benziyor yemin ederim. Bunları ne için, kim için yapmışlar bilmiyorum ama genelde bunlar Almanya ve Velika Britanya, yani İngiltere sevgili dostlar. Şurada şöyle üstüne kapıyı da kullanmadan içine atlamak istediğim bir tane kıpkırmızı 1959 Lincoln sevgili dostlar. Amerikan yapımı, 315 beygir güç üretiyor. Araba biraz hurda, artık nereden bulmuşlar bilmiyorum ama arabanın abi arka tarafı yalnız var ya, bir araba daha çıkar. Şöyle alalım seni. Arabadan bir araba daha çıkar yani arka tarafından. Bizim Fiat'lar falan yok mu? Veyahut da şimdiki Lada'lar. Abi araba maraba değil, çöp onlar ya. Kapılar kilitli mi? Bakayım, açık. O kapının kalınlığına bakın. Şu kalınlığa bakın. Çok deli. İçine oturayım. Ve yaylı bir sistem var burada. Şöyle aynı zamanda burada o zaman için müthiş bir teknoloji tabii ki. Camlar efendime söyleyeyim açılıp kapanabiliyor. Ayna ayarları yapılabiliyor anladığım kadarıyla. Daha neler yapılıyor bilmiyorum. Ve direksiyon, tabii burada direksiyon biraz oynuyor ama şu kısım yolcu için yapılan taraf yayla zaten. Bildiğiniz oturun, piknik yapın, masayı koy abi. Masayı koy, rakı işte, balık, ne varsa Allah ne verdiyse onları ye. Aynı zamanda şurada da güzel bir radyosu var. Bu arabanın kilometresi, kilometre yazıyor mu? Yazmıyor. Kilometresini okuyamadım arkadaşlar. Pardon, özür dilerim. 22.000 kilometre yazıyor ama bence bununla biraz oynanmıştır diye düşünüyorum. Hemen şunu da belirteyim sevgili dostlar. Videonun sonunda buraya nasıl geleceksiniz? Bilet fiyatları ne kadar? Kaçtan kaça kadar açık? Bunların hepsini size vereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bu arada abone olmadıysanız hala bir abone olun. Ücretsiz bir şey yani. Bakın, o kadar geziyoruz sizler için. Hem de kendimiz için tabii, yalan olmasın. Abone olun. Telegram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Allah rahmet eylesin, Elvis Presley'nin araçlarından bir tanesi. Tabii ki aynı model, onun arabası değil ama çok güzel bir araç. Kırmızı pembe, gönlüm sende. 1959 Cadillac DeVille. Abi harbi villa gibi araba. Gel arkadaşım, gel şunun arka tarafını. Kaç metre bu ya? Kaç metre? Şöyle bir ölçeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metre. 6 metre arkadaşlar. Ulan 6 metre arabam olur. Allah'tan korkun. Kapısı da açık ve içi bambaşka bir güzel. Ama önce şöyle arkasını çekmek isterim. Arkasını göstermek isterim ben size. Zamanında insanlarda o otomobil mühendislerinde gerçekten bir vizyon varmış. Şimdiki otomobil mühendislerinde vizyon falan yok. Ya da patronları farklı şeyler istiyor. Adamlardaki vizyon uzay mekiği yapmak üzerine. Şu arabanın önü mü arkası mı o bile belli değil. Bakar mısınız? Sanki önü gibi. Ama ön taraf orada. Efsane gerçekten. Sizler için elliyorum. Muhteşem araç. Şöyle içine bineceğim sizin için arkadaşlar. Kapı açıldığında bir aşağı doğru hafif sarkıyor. Kendisini bırakıyor. Tabii ki çok büyük bir araç ve kapı da büyük. Bu aracın içi daha bir başka kokuyor. Koltuk simli. Sanki böyle annemin perdelerini almışlar. Koltuğa yapıştırmışlar gibi. Özel bir koltuk kaplaması var. Ve gerçekten çok hoş duruyor. Bunun içi bambaşka bir güzel sevgili dostlar. Şöyle direksiyon çok ince, naif bir şekilde yapılmış. Şurada Cadillac yazısı göze çarpıyor. Burada hemen, kamerayı vurdum iyi mi? Burada hemen sevgili dostlar bir saat, kontak anahtarı yeri. Bu arabaya nazaran çok küçük bir radyo sistemi ve şurada marş sistemi galiba. Vites de burada, vitesi soruyorsanız yani. Vites de burada sevgili dostlar. Ve şu kadranın içe gömülü hali beni benden aldı. Çok hoş yapmışlar.
yolcu kısmı burada oturuyor. Ya ben çocukken bu araçlarla çok gittim geldim. Yani buna benzer araçlarla, Amerikan araçlarıyla. Çünkü Eminönü'nde bu tarz dolmuşlar vardı. Şöyle sevgili dostlar, arka tarafını da işte şöyle göstereyim. Arka tarafta bu şekil. Arka taraf tabii ki biraz küçük aslında. Şimdi gönül ister ki bir sürü aracı göstereyim. Cadillac sedan var mesela, devil gene. Burada da bir tane Cadillac var. Cadillac serisi 62, 1963 model. Lincoln Town Car diyor, 85 model, 75 model. Bunların hepsini tabii ki gösteremiyorum. Ama şimdi size BMW'leri göstereceğim. Buyurun. Hatta BMW'ye gelmeden önce şöyle bir tane Chevrolet göstereyim sevgili dostlar. Buradaki araçların %98'i orijinal. Amerika'dan gelmiş, Rusya'dan gelmiş, Sovyet döneminden kalma, hepsi antik arkadaşlar. Chevrolet'in neymiş? 3100 pick-up'ı 1953 yılında üretilmiş. Efendim geldim güzel bir yere. Şurada gördüğünüz beyaz araç 1962 Volvo P1800. Aynı zamanda yanında da BMW 503 ve 1960 model ve BMW gene yani siyahı ile yakıyor sevgili dostlar. Burada da hiç sevmediğim bir modeli, şöyle 80'lerin modeli hatırladığım kadarıyla bu BMW. Aynı zamanda Austin Healey diye bir tane İngiliz aracı var. Kırmızı, alev kırmızısı bizi karşılıyor burada. Burada şöyle sevgili dostlar, Mercedes-Benz 230 SL. Ah yavrum, üstünde kahvaltı ederim valla. O derecede güzel. Ama daha da güzel olanına götüreyim size. Çünkü benim favorim her zaman kırmızı sevgili dostlar. Ve karşınızda Mercedes-Benz 190 SL. 61 model, özür diliyorum. 105 beygir güç üretiyor ve 4 silindirli bir araç bu. Arkadaşlar benim aracım Chevrolet. Chevrolet Captiva. Burada da bir Chevrolet var. Chevrolet Impala 1963 model. Benimki mi araba, bu mu araba? Karar veremedim. Yani Chevrolet, benimki mi Chevrolet? Gerçek Chevrolet bu mu? Şaka bir yana, tabii ki bu sevgili dostlar. Türkiye'de Impala'lar bayağı bir meşhurdu zamanında. Özellikle dolmuş şoförlerimiz, taksicilerimiz, tabii ki eskiler çok iyi biliyor bu aracı. Onlar için de büyük bir ihtimalle mazide güzel anılarını tazelemesi için güzel bir video olarak kalacak bu ekranlarda. İçi çok güzel, arkası tabii ki uzun. Yani ne çok büyük ne çok küçük bir araç aslında. Türkiye'de zamanında aşırı derecede fazla kullanılanlardan araçlardan bir tanesiyle, yan tarafında da çok güzel bir tane siyah Cadillac Devil var sevgili dostlar. 1965 model. Bu araçta 7 litrelik bir motora sahip. 340 beygir güç üretiyor. İçi bembeyaz. Al gelinini koy içeri. Şöyle kapısını açayım. İçerisine oturayım. Gel kardeşim. Şöyle gör, aracın içini gör. Yalnız bu araca geri dönüş kamerası falan takmışlar. Bunu alanlar biraz saçmalamış zamanında. Büyük bir ihtimalle sevgili dostlar, bu aracı bu kamera sistemini falan takan adamlardan almışlar. Ver kardeşim, senin elinde pelt oluyor bu araç. Biz alalım diye. Şöyle bir tane kapı için özel, görüyor musunuz kolu? Aynı zamanda camları açıp kapamak için özel bir düğme. Şuraya tiz takmış adam ya. Bakar mısınız? Tizi takmış buraya adam. Tamam, yaptırmışsın da kardeşim. Teknolojik yani yenilikler bu araca gitmez de. Şöyle eski radyosunu iyi korumuşlar. Dediğim gibi al bunun içine, gelini bas git abi. Üstü de açılıyor ya. Evet efendim, müze gezimizin sonuna geldik. Müze gezimizi de şöyle bir tane orijinal Almanya'da yapılmış. Bizde kaplumbağa denilen, zamanında hippilerin, özgür yaşamayı seven insanların çok kullandığı bu aracın önünde kapatayım dedim. Ruslar da buna juk diyor. Juk bizdeki uğur böceği anlamına geliyor sevgili dostlar. Bayağı bir eski, güzel bir konsept oluşturmuşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve bu tarz içeriklerin gelmesini de istiyorsanız kanala mutlaka abone olmayı ve diğer attığım videoları, daha önce attığım videoları izlemek için de kanalın oynatma listesinden beni izlemeyi
ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın, takipte kalın diyorum. Paka paka.